Merhabalar. Gamze Hanım nasılsın? İyi misin? İyiyim, teşekkürler. Kendini nasıl hissediyorsun? İyiyim, çok iyi. Bugün bir şeyler yedin herhalde. Evet. Burada tabii yoğun bakımda doktor arkadaşlarımız. Evet, klinik iyi. Anlamıştır diye düşünüyorum. Evet, yani. İnşallah. Yani, ben geldiğine göre nasıl hissediyorsun? Şu an daha iyiyim. Değil mi? Evet. Diş abscesi deyip geçmemek lazım. Bunları özellikle çok çok dikkate almamız lazım. Çünkü ölümcül sonuçları olabiliyor. Bu abseler, bu enfeksiyon kaynakları medyasten dediğimiz göğüs boşluğundaki yapılara inerek buralarda ciddi, ağır, ölümcül, hatta literatürde, kitaplarda %40 ile 70 arasında bahsedilen ciddi ölüm oranlarından varabilen bir tabloya sebebiyet verebiliyor. Bu hastamızı da biz acilden hastayı aldık. Kulak burun boğazla birlikte çok ivedi bir şekilde hastaya müdahale ettik. Hemen yoğun bakım şartlarını ayarladık ve hastanın çekilen tomografileri ve kan tahlillerinde tablonun gerçekten düşündüğümüz gibi medyasteni tablosu olduğu gerçeğiyle biz hastayı hemen ameliyata aldık. Medyastenit tablosunda çok hızlı müdahale, 24-48 saat içerisinde müdahale edip bu enfeksiyon içeriğini tahliye etmemiz lazım, drene etmemiz lazım. Biz de bunları yaptık, göğüs içine girerek, müdahale ederek hastaya çok yoğun, geniş spektrumlu antibiyotikler ve çok yoğun bir yoğun bakım tedavisi ile hastayı yaklaşık 5 günlük bir süreç geçmek üzere hastayı inşallah hani yoğun bakımda hala devam etmekte ama biz ümitliyiz. Hastanın inşallah hayati tehlikeyi yavaş yavaş atlattığını düşünüyoruz. Diş enfeksiyonu, diş absesi, boğaziçi enfeksiyonu deyip geçmeyin. Böyle çok nadir görülen ama ölümcül olma ihtimali de yüksek olan bir tabloyla karşı karşıya bırakabilir ki bu hasta 23 yaşında, gencecik bir hasta. Düşünün bu hasta Allah'tan ki doktorlara gitmiş erken bir şekilde ve biz de erken bir şekilde fark ettik. Ya bu bir hafta sonra gelseydi muhtemelen bu şansı kaybetmiş olacaktı. Bu anlamda özellikle bilinçlenmek çok gerekli diye düşünüyoruz. En ufak bir diş absesi, diş iltihabı, ağız içindeki özellikle bademcik iltihapları ve bademcik abseleri. Bunlar çünkü sadece medyastene inmeyebilir. Mesela beyin absesine bile dönüşebilir. Kana karışıp septisemi dediğimiz ağır enfeksiyon tablolarına yol açabilir. Dolayısıyla halkımızın diş sağlığına, diş hijyenine önem vermesi gerekir. Ağrı yok değil mi artık? Gamze sen kaç yaşındaydın? 20 yaşındaydım. Yaklaşık 3 saat bir ameliyat gerçekleşti. Bu durumda daha sonra hastayı yoğun bakımda takip ettiğimiz sürecinde bir geniş spektrum antibiyotikle toparlanmaya doğru gidiyoruz. İnşallah yakın bir süreçte de servis planlıyoruz. Daha bir iki gün belki yatacaksın yoğun bakımda. İnşallah tablon tam düzelince seni servise çıkaracağız. Zaten 2-3 günlük hastaydım. Bir baktım yüzüm hepsi falan şişti. Diş hastanesine gittik. Oradan bizi Bitlis'e yönlendirdiler. Bitlis'tekiler de dedi bu diş absesinden daha fazlası enfeksiyon falan var. Bizi Van'a yönlendirdiler. Yani buraya geldim, ameliyat oldum. Çok şükür yani şu an iyiyim. Her şey için çok teşekkürler.